Merhabalar. Artık Klasik Esen canlı yayınlarımıza hoş geldiniz. Zeynep Budak'la bugün canlı yayın yapacağız. Kendisi BOTAŞ gelişim oyuncusu. Çok da genç bir oyuncu. Buradayız. Upcontact merhaba. Nurten Hanım merhaba. Tam boylu Rüzgar Kristina boylu'nun annesi. Ona da merhaba diyelim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bir dakika sonra kendisi yayına başlayacak. Az önce de geldi gördüm. Sorularınızı buraya yazabilirsiniz. Sizden soru geldikçe sormaya devam edeceğim. Eğer soru gelmezse kendi sorularından devam ediyorum. Genç bir oyuncumuz var. Kalp kırmayalım lütfen. Şimdiden herkesi bir uyarayım. Merhaba Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Çok başarılı bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu olmasına rağmen süre alıyor. Teşekkürler, iyi yayınlar demişler. Evet, Zeynep'i artık yayına alalım. Yayın biraz toparlandı. Bakalım. Hoş geldiniz. Mazlum Elibol gördüm. Hoş geldin kardeşim. Evet. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum yayını kabul etmene. Biliyorsun seninle ilgili çok paylaşım yapıyorum. Teşekkür ederim ben de çağırdığınız için. Rica ederim. Hoş geldin. Nasıl gidiyor karantina günlerinden biraz bahset istersen. Tabii nasıl olsun işte her gün evdeyiz. Ben de ne yapıyorum? Egzersizlerime devam ediyorum. Vücudumu birden salmak yanlış çünkü bir sporcu olarak özellikle. Sonra günün bir 5-6 saati ders çalışıyorum. Yani sezon içinde yapamadığım bir şeydi bu çünkü. İşte zamanım olmuyordu ya da yorgun oluyordum. Ve bu yıl üniversite sınavına gireceğim için hani her şerden bir hayır doğar diyerekten bu virüsün iyi kısmını kendime yönelik değerlendiriyorum. Onun dışında ailemle vakit geçiriyorum. Öyle geçiyor yani. Ne hedefliyorsun üniversitede? Nereye düşünüyorsun? Hacettepe'yi düşünüyorum. Hacettepe BESYO. İnşallah da kazanırım yani. Ya BESYO okumaya yönelik benim. Öyle. İnşallah. Peki Hikmet Karakoç sormuş sana. Demiş ki Türkiye Şampiyonası'nda geçen sene grupta oynadığı son karşılaşmayı hatırlıyor mu? Çok yetenekli bir oyuncu demiş senin için. Teşekkür ederim. Geçen seneyle ilgili pek iyi anılarım yok benim aslında. Çünkü geçen yıl Gençler Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadım ben. Ve sıralama maçıydı. Bizim şöyle oldu. Geçen yıl çeyrek final maçını Beşiktaş'la yaptık abi. Ve çok talihsiz bir maçtı. Çünkü hakkımız yani çok da şey yapmak istemiyorum. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Özelden anlatırım sana. Tamam. Sonra da işte biz sıralama maçları oynuyorduk. Zaten o psikolojiyle herkes çok kötüydü. Hani diğer maçlarda da Beşiktaş maçı yüzünden. Neyse biz Çankaya'yla maç yapıyorduk ve benim omzum yırtıldı abi. İşte bir ameliyat süreci geçirdim. Sezonu geç başladım. İlk 10 maça falan çıkamadım. Ama teşekkür ediyorum diğer kişiye. Peki Erdem Tunçlar Hoca burada bak. Allah yolunu açık etsin. Çok yetenekli, iyi yayınlar demiş. Hocamıza merhaba diyelim. Teşekkür ederim. Merhaba. Erdem Adar soruyor. Zeynep abla en iyi basketin hangisiydi kariyerindeki diye. O da genç bir oyuncu. Fenerbahçe'de oynuyor bu arada. Basketbolcu değil ama futbolcu. Sanırsam bu sene Nesibe Aydın maçında deplasmandaki bir maçta bir şutum vardı. Pull-up'um. O değerdim sanırım. Fenerbahçe'de bayağı bir gelişimini bayağı bir... Perişan ettin yani. Ben maçtaydım. İlk maçtaydı da ikinci maçta biraz kötü oynadım yani. İlk maçtaydım ama. İyi bakalım. Erdem Tunçlar Hoca demiş ki mutlaka daha da güçlensin diyor senin için. Evet. Lazım, güçlenmek lazım. Özellikle bu sakatlık sürecinde bunun daha önemli olduğunu anladım. Aslında her yerimizi güçlendirmek lazım. Normal bir sporcu yani sakatlık yaşamamış sporcular buna çok önem vermiyor. Yani farkında olmuyorlar daha doğrusu önem vermiyor derken ama sakatlık yaşayınca insan işte şey oluyor hemen sahaya dönmek istiyorum yapacağım her şeyi yapacağım. Ama başlayınca da hani birden yapmamayı bırakmaya başlıyor ve o sakatlık seni yeniden buluyor. Bunu da söylemek istedim. Peki bize şöyle basketbol tanışmanı biraz anlatır mısın? Nasıl başladın? Tabii basketbolu ikinci sınıftaydım ben yanlış hatırlamıyorsam. Ailem biraz daha sosyalleşmem için beni bir spora yönlendirmek istediler. İlk önce voleybola gitmiştim 2-3 gün ama istemedim yani gitmek istemedim. Sonra Tofaş Spor Kulübü'nün işte Tofaş Spor Kulübü'ne başladım. Orada devam ettim.
Sonrasını anlatayım mı yani? Tamam. Yoksa... Kaç yıl kaldın orada? BOTAŞ'a nasıl geçtin? Onlar da anlatayım. Tamam o zaman. Orada spor okuluydu. Spor okuluydu. Orada tek kız bendim. Bir iki yıl orada gittim. Sonra oradan beni TED spor kulübüne yönlendiler, TED Ankara. Orada oynadım. Orada yanlış hatırlamıyorsam bir 3-4 yıl oynadım. Orada oynadıktan sonra Nesip Aydın'da oynadım bir yıl. Oradan da BOTAŞ'a geçtim. Eğer soru olursa daha detaylı anlatırım yani. Böyleydi ama süreç. İyi, tamam. Peki bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Hem senin hem BOTAŞ gelişimin. Şimdi öncelikle ben takım olarak başlayayım. Bilmiyorum, çoğu kişi bilmiyordur büyük ihtimalle bunu ama biz idmanlarda 8 tane genç oyuncu birlikte idman yapıyoruz. Ve bu 8 oyuncunun hatta 8'den daha fazla 4'ü 2004'lü. Hani biz yani genç bir takımız. Hani ablalarımız dediğim, ablalarımız da çok büyük ablalar değil yaş olarak aslında diğer oyunculara bakınca. Çünkü bu ligde çok benim yaşım kadar kariyeri olan oyuncular var. Evet. O yüzden bizim işte ilk hedefimiz hani tecrübe kazanıp bu ligde kalmaya devam etmekti. Yani bu taş gelişim olarak. Ben kendi performansımı sorarsanız da ben geçen yıl çok iyi bir çıkıştaydım. İşte bölgesel finallerinde oynadım. Oradan milli takıma çağrıldım. İşte genç turnuvası da bir sakatlık yaşadım. Sonra işte dediğim gibi anlattığım gibi geç başladım ben. Ve ya tam adapte olamadım açıkçası. Ve psikolojik yani mental olarak ve fiziksel olarak da pek hazır değilim. Değildim yani başlarken. Aslında çok iyi bir tedavi süreci geçirdim. Çalıştım ama biraz erken başladım. Yani o yüzden bazı maçlarım çok iyiydi. Kendi adıma söyleyeyim. Bazıları çok kötüydü yani. İnişli çıkışlı bir performansım vardı bu yıl. Peki inşallah bu sezon tamamlanır gerçi ama önümüzdeki sezonla ilgili hedeflerin neler? Ne düşünüyorsun? Ya önümüzdeki sezonla ilgili ya ben ne olur bilmiyorum kendi kulübüm adına da. Şimdi çok şey değişti bu virüsten dolayı falan. Hani kulüpler belki bazıları kapanır. Hani bilmiyorum ne olur. Ama ya TKBL'de kalmak istiyorum. Orada oynamaya devam etmek istiyorum. Çünkü hani ben geçen yıl bölgesel oynamıştım. Oranın şeyi de çok güzeldi. Nedeni havası çok güzeldi. Ama TKBL çok ayrı bir yer. Hani daha zaten 2 yıl oldu hani böyle daha profesyonel oynayalı diyeyim. Ama TKBL'de oynamaya devam etmek isterdim. Yani hedefim bu süre alarak. Süre alabileceğin daha iyi bir takıma gitmeyi düşünüyorsun. Ya yok yani burada da devam ederim. Sadece süre alarak aynen demek istediğimi anladınız. Anladım. Peki şey sizi ne kadar nasıl etkiledi? Mesela üstteki BOTAŞ asıl takımın A takımının hani düşme potasında olması inşallah düşmez de. Evet, şimdi o düşünce otomatikman tabii KBBL, TKBL takımı da düşüyor. O süreç sizi nasıl etkiledi? Ya ilk olarak biz yani onları bir kenara koyduk Süper Lig'i. Ne olur bilemiyorduk çünkü. Biz kendi adımıza hani kendi emeğimizle, kendi onurumuzla kalmak istedik. Hani ne olur yani belki Süper Lig düşebilir ya da düşmeye de bilirdi. Amaçlar belli değildi. Tabii ki. Ya biz kendi genç bir takım olarak kalmak istedik ya. Hani öyleydi yani. Bizi tabii kötü etkileyebilirdi ama biz tam tersi hani bütünleştik diye düşünüyorum. Peki Nurten Boy sormuş o Rüzgar Boy krizisinde boylun annesi. Özel idman yapıp yapmadığını soruyor da bir sporcu annesi. Yani her sporcunun yaptığını düşünüyorum. Ben de yaptım. Özellikle yazın çok yapıyordum ama bu yaz dediğim gibi geçen yaz sakatlıktan dolayı pek bir şey yapamadım. Hatta yani ben başta bardağı bile tutamıyordum. Hani öyle diyeyim. Bir kiloyu bile kaldıramıyordum yani. O kadar vahimdi ama normalde yani her yazın, sezon içi de yapıyordum da yazın hani daha çok bu tarz işler yapılır. Yapıyorum yani. Kendi gelişimim için. Bu arada İlkem Tokyay demiş ki geçen seneki takım arkadaşlarında İlkem ve Tuana'yı seviyor mu demiş. Krizi fırsata çeviriyor zormak için. Çok, çok seviyorum. Özledim onları da ya. Çok güzel anılarımız oldu da. Geçen yıl. İkinci soruyu da cevaplamış oldun. Özledim mi diye sormuşlar. Onu da cevaplamış oldum böylece. Evet özledim. Peki bu sezon içerisinde BOTAŞ olarak en zorlandığınız maç hangisi oldu Zeynep? Şimdi de şöyle diyeyim ben. Biz genç bir takım olduğumuz için yendiğimiz dediğim, yenildiğimiz de her maç zordu benim için. Yani sonuçta hiçbir maça kolay yendik diyemem. Çünkü hani insanlar bizim genç oluşumuzu avantaja çevirmeye çalışıyorlar doğal olarak. Yani bir abla olarak. Mesela ben bir örnek vermek istiyorum.
Bir maçta hangi maç hatırlamıyorum, bizim evimizdeydi. Soyunma odasına şey yazmışlar, maç bitirme soyunma odasına girmiştim de ben. Kısalara baskı, işte tecrübesizler. Kısalara baskının altı iki tane çizili. Hani bu tarz olaylar oluyordu yani doğal olarak. Herkes birbirine sertlik yapar, baskı yapar ve her oynadığımız maç benim için yani zordu. Hiçbir maça işte çok rahat geçti diyemem. Rakip soyunma odasına girdim, bir baktın tahtada böyle yazıyor. Evet, ben de dedim. Peki ne oldu o maç, yendiniz mi? Ya hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ya. Gerçekten o yazıyı unutamadım ama hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Tamam. Ebu 12 demiş ki karakteri muhteşem, güzellikle çok iyi bir oyuncu. Yolu dikensiz ve açık olsun demiş senin için. Ay çok teşekkür ederim. Ebru ablamı da çok severim. Teşekkürler ablacığım. Peki takım arkadaşlarından bahsedeceğiz ama önce şu stafflarınızdan bir bahsedelim. Hocanız kim? Masörünüz kim? Antrenörleriniz tabii, sayabilir misin? Tabii anlatayım ben. İlk önce medya sorumluluğumuzdan başlayayım. Ayşegül abla. Ayşegül abla bize çok yardımcı olur. İyi ki var. Sonra Hasan abi var. Hasan abi gerçekten yani 112 acil. Eliyle MR çekiyor. Çok deneyimli. Yani ölüyü diriltir. Öyle diyeyim. Gerçekten. Mesela benim bu omuz sakatlığım olsun. İşte bileğimde oldu küçük sakatlıklar. Kendi eliyle bakardı böyle. İşte şu var. Şu kasta bir zorlama var. Şöyle olmuş. Ben gider MR çektirirdim. Sonra yani söylediklerinin aynısı ya da çok benzeri çıkardı. Hasan abiyi unutamıyorum. O yüzden. Sonra Erda abi ile Özge abla var. Onlar bizim için sabah akşam TKB'li için diyorum edit hazırlarlardı. İşte bize gösterirlerdi. Bize ayrıca dağıtırlardı. İşte setlerini çıkartırlardı. Oyuncu analizleri için yani bize çok destek oldular. Hani yendiğimiz çoğu maçta onların bu yaptıklarından dolayı diyebilirim. Sonra Halit abi var. Bu Halit abiyi de anlatmam gerekirse Halit abi takımın her şeyi derim herhalde. Çünkü bütün her şeyi yapıyor Halit abi. Yani bir eksiğimiz mi olsun getirir, bir şey mi isteriz alır. Sonra da başa geçiyorum İlker abi. İlker abi ne kadar anlatsam kelimeler yetmez abi. Yani oyuncusu olmam lazım. Onunla çok yani 2 yılım geçti ve çok güzel anılarım oldu. Komik de anılarım oldu. Anlatayım mı? Abi ben işte gittim ilk yılda. 2 yıl önce yani. İdmanları yapıyoruz falan. Sonra biraz tabii zaman geçmişti. Birbirimizi tanımıştık falan. Sonra İlker ablamız sinirlenmişti galiba. Tam konuyu hatırlamıyorum ama. Geldi kukayı koydu sahaya. Sarı kukayı. Bana bir soru sordu. Dedi ki bu kukayla arandaki fark ne? Ben de o zaman bir fark olması gerektiğini anladım. Şu an yani düşününce gidiyorum çünkü çok komik geliyor. Sonra bir başkanım da abi. Ben genelde hiç üçlük denemezdim. Ondan da bahsedelim. İlker abi benim yani oyun stilimi, oyuna bakış açımı buradan aldı, buraya taşıdı. Yani gerçekten. Üçlük atmazdım abi. Ben hiç atmazdım. Ve hani spacing olarak hep üçlüğün içinde beklerdim. İlker abi bana o yüzden ikilik atmayı yasaklamıştı. Spacing'den dolayı falan öyle yani. Ya ona da buradan o zaman merhaba diyelim. Evet. Umarım takım arkadaşlarım gelmiş sanırım. Evet. Onlara da ben selamlar, sevgiler olsun. Emirhan Yılmaz imzalı forma istiyormuş senden. Haberin olsun. Zeyno Şeren burada takım arkadaşın değil mi? Başarının sırrı demiş. Onunla takım arkadaşı olmak olabilir. Zeyno öldü takım arkadaşı. Bravo. Öykü Can Niyel de bu arada Zeyno maskeli hala duruyor mu diyor. Maske. Öykü. Şu korona olaylarından dolayı abi aramızda. Sen dışarı çıkamıyorsun tabii. Ya aslında doğruyu söylemek gerekirse abi ben vücudum beni bu kadar taşıdı, bu kadar süre spor hayatımda taşıdı. Ben de ona ihanet etmek istemediğim için evime yakın bir yerde belli bir zaman diliminde koşuyorum birazcık. Sen çıkma dışarıya da neyse. Tamam sen çıkma yine dışarıya. Işılay Eğin demiş ki budakçım demiş takım arkadaşına da. Evet çok severim Işılay'ı da. Işılay. Erkan Reis bu arada şöyle güzel bir işaret yollamış sana. Çok güzel bir soru geldi bak Mazlum Elibol'dan. Kariyerin ilk maçını hatırlıyor musun? Ne hissettin? Ya ilk maçımı tam hatırlamıyorum da sakatlıktan dönüşümdeki ilk maçı hatırlıyorum. Onu da unutamam herhalde. Onu anlatabilirim isterseniz. Olur. Tabii ki. Şey işte dediğim gibi ben bir 10 maça falan giremedim.
Yani katılamadım sakatlığımdan dolayı. İlk maçta 7. haftaydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Güre deplasmanıydı. Beni de hani takım bütünlüğü, takımda bütünlük olmam için, yani biri olmam için götürmüşlerdi. Hani hiç oynayacağımla ilgili bir durum söz konusu değildi ve erkendi, daha bir aya yakın. Sonra İlker abi birden beni sahaya attı. Ben böyle kaldım yani, çok şaşırdım ama yani 8 sayı da atmıştım. Ama hayatımın en yorucu 15 dakikasıydı galiba. Çünkü tam koşu şeyim de yoktu, ne denir ona. Kondisyon. Aynen, kondisyonum da yoktu. O yüzden zorlanmıştım da benim için bir şoktu galiba maç. Bak bu arada Feride Şerver Akalın'ın annesi Neslihan Hanım gelmiş, o da el sallamış sana. Merhaba. O da biliyorsun Çukurova'nın bir oyuncusu. Evet, evet, çok genç. Aynen. Evet, bence de. Peki, karşılıklı oynadığın oyuncular içerisinde sen kendi yaş grubunda en beğendiğin oyuncular hangileri? Kendi yaş grubunda söylesen olur. Kendi yaş grubunda harici söylemek istersen onu da olabilir. İstediğin gibi. Şimdi abi ben kendi yaş grubumun milli takımında diyeyim özellikle, çok iyi oyuncular var. Daha doğrusu hepsi iyi bence. Hani hepsi geleceğe şey vaat ediyor. Hani iyi bir oyuncu olacaklarını düşünüyorum, daha iyi. Ama en zorlandığım dersen ve en iyi gördüğüm dersen hani Derin Erdoğan derim. Yani tek. Ki çoğu kişinin de görüşü böyledir diye düşünüyorum. Çünkü yaşı 2002'li ama oyunu yani 4 yaş daha büyük yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi ben hakikaten takdir ediyorum seni de Derin'i de. Mesela KBBL maçlarına da gidiyorum. Hatta bazen Süper Lig'de de bazı sizin yaşlarınızda oyuncular var ama hiç süre almıyorlar. Sizler bence büyük iş başarıyorsunuz. Sen de Derin de. Tebrik ediyorum. Sağ ol abi. Nurten Boy şeyi sormuş. Demiş ki hiç pes etmeyi düşündü mü? Düşündüyse devam edecek. Motivasyon nasıl buldu? Ben ya bazen oluyordu. Yani şöyle oldu. Ben küçüktüm daha. Kaç yaşındaydım? 5. sınıfta falandım sanırım. Ya da 6. sınıftaydım. Bazen hani bazı şeyler iyi gitmez. Ya da belli bir süre iyi oynayamazsınız. Hani gidişat her zaman iyi olmuyor çünkü. O zaman da küçüktüm. Hani ve kafam bu işteydi. Hani basketbol daha ön plandaydı benim için ve iyi gitmiyordu sanırım. Hani bırakmayı düşünmüştüm ama sonra tabii ki de yani kararımı değiştirdim. Sonuçta bu hani küçük bir şey olur yani, bıraksam mı ki ya, olmuyor falan mı? Hayır yani tabii ki de. Ve babam beni çok destekler özellikle spor konusunda. O yüzden yani devam ettim. Peki basketboldan para kazandın mı şimdiye kadar? Kazandıktan ne aldım diyecektim çünkü. Yok abi, henüz bir şey alamadım ve kazanmadım da. Ne almayı düşünüyorsun o zaman? Ne almayı planlıyorsun? Onu soralım. Ya, ilk önce ne alacağım? Şöyle, biz babamla bir anlaşma yapmıştık. Zeyno, tamam. Takım arkadaşım, ben ve babam. Dedi ki ilk maaşı kim alırsa bize yemek ısmarlıyor. İlk aldığım parayla, eğer yani ilk ben alırsam Zeyno'dan önce, ya sonra alsam da herhalde babama yemek ısmarlardım. Aferin. Öyle düşünüyorum. Ya aferin. Hiç teklif aldın mı peki BOTAŞ'tayken diğer takımlardan, hani gel burada daha çok oynarsın diye? Yok abi, almadım. Almadım. Peki Hakan Mert soruyor, 5 numarayı niye giyiyor diye. Ya aslında hani böyle bilmiyorum, 5 numarayı çok seviyorum ben ya. Öyle bir nedeni yok yani, ama 5 numarayı giymeyi çok seviyorum. Hani böyle yani, bir nedeni yok açıkçası. Erdem Adar sormuş, demiş ki Zeynep abla son maçı performansın nasıldı sana göre demiş. Şimdi son maç yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'yle oynadık. İçeride oynadık. Hatırlıyorum. Evet, ve o maç çok kötüydü. Yani bana sorarsan yani çok kötüydüm o maç. Evet. Peki güzel bir soru sorayım sana. Takımda en sevdiğin arkadaşın kim? Sonra bir oyuncu da özel olarak soracağım sana. Tamam abi. Şimdi herkes politik cevaplar veriyor da, evet. Ya anlaşamadığım insan yok ama ben yani beni tanıyan tanır. Hani en yakın arkadaşım diyeyim Zeyno'dur benim. Kendisiyle de bir 6 yıl oynadık zaten aynı takımda. Hani bir yıl hariç, o geçen yıl Çankaya'da oynuyordu. Onun dışında o yani, ama diğer insanlarla da anlaşırım. Yani çok yani öyle sıkıntı çekmem yani. Öykü Canlı'yla Öykü yazmış ama. Tabii ki de. Ya kimi soracağım sana biliyor musun? Tiara Banks var ya sizde. Teşekkür ederim bu soru için. Çünkü ben de Tia hakkında konuşmak istiyordum. Tamam. Şimdi kariyerimde ben önceden zaten hiçbir Amerikalı ile aynı takımda oynamamıştım. Hı hı. Yani benim için bir ilk oldu ve
şeyi nasıl anlatsam bilmiyorum ama o kadar iyi bir insan ki abi gerçekten. Hani benim İngilizcem o kadar iyi değil yani. Ama ya bildiğin abla ya çok tatlı bir insan gerçekten. Bize davranışları olsun, bizimle konuşması olsun. Çok seviyorum, çok iyi bir karakter yani. Hani Amerikalılar genelde böyle şey olurlar işte daha bireysel olurlar. Ne bileyim daha soğuk olurlar gibi bende bir imajları var açıkçası ama T tam tersi ya. Yani tanımanız lazım öyle diyeyim. Çok severim ya kendisini. Hani hala mesaj attığımda aa Zeynep işte seni özledim yazar. Ben de yazarım. Yani böyle çok yakın bir insan. Herkese karşı yani. Ben ona şey yazmıştım ya bir gün. Ya dedim bütün çalan şarkıları nasıl biliyorsun dedim sen ya. Ya salonda bir şarkı çalıyor bakıyorum T söylüyor söylüyor koşuyor böyle şeyler T aynen kendi AirPod'unu takıyor o öyle takılıyor kendi. Genelde maçlardan önce. Ben onu ilk Kırkçay maçında görmüştüm ya şeyde Süper Lig'de de oynuyordu yani baya baya oynuyordu hiç şey yapmıyordu yani. Evet. Peki Yaman 33 demiş ki Zeynep kızın iyi basketbolcu olmasının öncesinde 10 numara insandır şanslı bahtı açık olsun demiş. Ya çok teşekkür ederim Ahmet abi. Aynen. Kulüpte bir şey sporcunun velisi de çok teşekkür ederim. Uli Dezeren demiş ki sakatlıktan bu kadar sağlam dönmenin sırrı ne acaba? Zeren'e buradan sevgilerimi yolluyorum. Kendisi de geçen yıl takım arkadaşımdı. Yani çok çalıştım ya galiba onu derim. Yani her gün çalışıyordum, her gün tedaviye gidiyordum. Gerçekten zor bir sakatlık yaşamışsın. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür Peki ederim. maçlarda hangi ayakkabı giyiyorsun? Maçlarda Kobe giyiyorum. İki tane giydiğim ayakkabı var. İdmanda Kyrie, maçlarda Kobe giyiyorum. Ama maç öncesi idmanlarda da Kobe giyiyorum. Kobe ID'di sanırım. Ve çok rahat bir ayakkabı tavsiye ederim. Yo ben basketbolla ilgili kabiliyetimi görmeyin. Yani burada gece ışığı olmayan sahalarda oynuyorum ben. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm ya. Herkese tavsiye olsun ayakkabı Tamam ama ya. ben hiç beceremiyorum ya. Yok çok çok kötüyüm. Çok görme yani. Şimdi peki Egemen Günseven demiş ki kendine idol aldığı oyuncular kimler? Kendimi ya bu ligde diyeyim Süper Lig'de de TKBR'de de çok iyi oyuncular var. Yani ben Kels Pınar'ı çok beğeniyorum. O pull-up'ları olsun. Sonra Işıl Alben zaten. Anlatmaya gerek yok. Bu ikisi derim. Bir de Steve Nash derim. Biraz şu an oynamıyor ama yani bayağı yaşlandı ama yani o insan da o oyuncu da yani çok iyi bence. Kartlardan söyledin. Başka pozisyonlardan beğendiğin kimler var? Şey başka pozisyonlardan ne derim? Çeçilya Zandaresi'ni derim. Sonra Chelsea Gray derim. Chelsea Gray'i de çok beğeniyorum ben. Endur derim. Onu da çok Endur beğeniyorum. Geçen yıl evet. özellikle canlı Doğru. izleme şansı bulmuştum ben. Bu taş Süper Lig maçı yapmışlardı. Ben çok beğenmiştim. Sonra Cambridge vardı. Onu derdim herhalde. Bu NBA'de oynuyor. Sonra ya kendi pozisyonumdan şey derdim. Jefferson'u derdim. Galatasaray'ın. Sonra Epupa'yı derdim. O da Beşiktaş. Beşiktaş'ta oynamıştı. Evet. Geçen Bunları derim galiba. Ya daha çok isim var da tabii hani bunları derdim sanırım. Valla ben Efe Hoca ile Cuma günü program yapacağım. Kesinlikle Jefferson'u niye gönderdiğini soracağım. Hani mutlaka maddi bir şey sebebi yoksa bence kalmasını isterdi diye düşünüyorum. Evet ya çok iyiydi ya. Pırpır da bir de ben yani çok beğendiğim oyunculardan biri. Bilmiyorum hani şey belki Briard diye aldığı için gönderdi ama bilmiyorum. Bence kalabilir diye Olabilir. düşünüyorum. Peki Evet. Botaşağı takımından kimleri beğeniyor diye güzel bir soru var. Umut Yaşar sormuş. Öncelikle bütün ablalarımı beğeniyorum. Onun dışında da ya kendi mevkime söyleyeyim ben daha çok Büşra abla. Büşra abla bir kere karakter olarak çok iyi bir insan. Bizim bölgesel finalleri olmuştu 2 yıl önce diyorum işte geçen yıl pardon. O zaman bizi kırmayıp bizimle gelmişti. Oynamıştı bizimle aynı yani maçta oynamıştı. Konuşamadım pardon ama. Ya o yüzden çok iyi bir insan. Hani düşünün Süper Lig'den yani bölgesel iniyorsunuz ve oynuyorsunuz. Bu bir karakter örneği bence. Aynı şekilde Sehernaz abla ve Aylin abla da vardı geçen yıl. Şu an Sehernaz abla Mardin'e gitti. Aylin abla da Bayraklı'ya gitmişti. Başka kimi derim? Madeleine Gerik'i derim. Melis Gülcan var. Melis Gülcan derim aynen. Ya her oyuncu derim. Yani A takımda öyle. Yani hepsi iyi bence. Sene başı iki kadrosu kalsaydı şu Kersim için yıllar falan. ÇP'diler falan çok değişik şeyler olurdu bence.
Cansu Köksal var. Olabilir mi? Ben bilmiyorum. Bence o ya, üç oyuncu birbirleriyle takımda uyum sağlayamadı. Yani. Gerçi yabancı belki daha çok etkiledi diye düşünüyorum. Şimdi şeyi de söyledim ama. Yani Kelsey Mitchell'a ben özel hayran olduğum için belki taraf tutuyorumdur. Evet, Lloyd. Evet. Evet. Kezban Üstün daha bu arada şeyin dün yayına bağlanan Elif Berfin Baran'ın annesi o. Evet, merhaba. Zengin ve ailesini biz Baran ailesi olarak çok seviyoruz. Kendisine bol şans diliyoruz demiş. Teşekkür ederim. Ben de seviyorum. Tamam. Çok da güzel bir soru var. Basketbolda hangi yönünü geliştirmek isterdin Zeynep? Umut Yaşar sormuş. Basketbolda penetre derim sanırım. Penetre derdim sanırım değil. Penetre derdim. Tamam. Çünkü hadi anlatayım. Ben şutum geliştiğini düşünüyorum ama penetreyi daha çok ilerletmem lazım diye düşünüyorum. Yani geliştirmem lazım diye düşünüyorum. Peki bununla ilgili özel antrenman yapıyor musun? Ya şu süreçte yapamıyordum. Yani koronadan önce de işte zaten biz çift idman falan yapıyorduk. Sabahki idmanlarda daha çok bireysel eksikliklerimiz işte fundamental olsun, bitiriş olsun tarzı çalışıyorduk. Akşam da takımsal işte 5'e 5 tarz idmanlar yapıyorduk. Yani sezon içinde 2-3 gün yapıyordum yani. İlker abi sağ olsun. Ulaş Çetin daha sormuş. Sağda çok soğukkanlı. Bunu nasıl başarıyor diye sormuş sana. Ulaş abi öncelikle ona da çok sevgilerimi gönderiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Sahaya giriyorum. Hani bazen heyecanlanırsınız ya. Sahaya girince bir an... Ve benim surat ifadem hep aynıdır. Bilmiyorum niye böyleyim. Yapım böyle sanırım. Büyümüş de küçülmüş gibisin ama ya doğru söylüyor. Sende var o yani. Doğrudur bilmiyorum. Ama soğukkanlıyımdır yani. Evet maşallah. Yasemin 21.47. Evet Seher abla Mardin'e geldi. Çok sıcakkanlı demiş. Sen de Mardin'e evet, gelmek çok... ister misin diye soruyor sana. Yani hiç bilmiyorum. Bir düşüncem olmamıştı başka takımlara gitmek hakkında da. Yani sonuçta bu ligde herkes her yere gidiyor. Bir yıl başka bir yerde oynayan, bir Mardin'de, bir Sakarya'da oynayan, bir Ankara'da olduğu için... Yani neden olmasın da öyle yani. Erdem Adar Fenerbahçe'yi sormuş. Aykut Yükle İstanbul Üniversitesi'ni sormuş. İki takımı nasıl görüyorsun? Kimleri beğeniyorsun o takımlarda? Öncelikle Fenerbahçe'de genç oluşumlu bir kadrosu var. Aynen. Fenerbahçe'yi beğeniyorum. Yani gerçekten beğeniyorum. İşte özellikle orada genç oyuncu olarak İdil. İdil'i beğeniyorum. Tabii. Evet sonra uzunların adını şu an unuttum ya aklımdaydı da. Bakırman mı? 5 numara. Şey Aleyna Badak. Hayır abi 5 numara. Fenerbahçe'nin 5 numarası. Yabancı olan. Ay adım. Efendim? Oylena. Ha, aynen Oylena. Evet evet. Oylena'yı da beğeniyorum. Üçlük tehdidi var. Yani bitirişleri de fena değil. Hani en yani bu ikisini derim. Tabii diğer oyuncular da bence iyi ama. Yani gözüme çarpan diyeyim bu derdim yani. İstanbul Üniversitesi'nde tabii ki de Derin ve Yağmur Bul ilk sırada benim için. Evet. Yağmur Bul, ya bu sene çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Yağmur abla diyeyim daha doğrusu. Ama bence çok iyi bir guard. Ki evet. Ben TED'deyken küçük yılımı oynuyordum o zaman. O da TED'deydi. Yasin Koç vardı o zaman. O da çalışıyordu. Ben bakıyordum böyle. Hani izliyorduk onları. Şu an aynı şey yerde oynuyoruz. Ya o derim. Sonra Derin Erdoğan derim. Bence Ece Mert de gelince ikili kombinasyonları çok iyi oldu Derin'le Ece'min. Kesinlikle. Öyle yani. Diğer bu oyuncular arada, değil bence. Aynen. Yağmur Bul bizim konuğumuz pazar günü. Saat 18'de. Evet. İzleyeceğim kesinlikle. İyi hadi bakalım. Tuğa 645 demiş ki abla şutunu nasıl geliştiriyorsun demiş. Şut konusuna girersek ben biraz uzun olacak ama anlatmak istiyorum. 2 yıl önce ben yani BOTAŞ'a gelmeden önce ne yapardım abi biliyor musun? Bizim takım kurgumuz diyeyim çok oyuncu yoktu ve benim iki guardtık abi. Hatta diğer arkadaşım forvet de oynuyordu genelde. O yüzden bana düşen görev genelde baskıyı geç, pası ver, savunma yaptı. Hani burada kimseye şey söylemiyorum da hani biraz böyleydi abi. Çünkü dinlen 40 dakika oynuyordum sahada. Neyse ben böyle devam ettim. BOTAŞ'a gittim. Sonra şut atmıyorum tabii. İlker abi niye atmıyorsun? İlker abinin bir lafı var. Top sendeyse sen değerlisin.
Hani İlker abi sayesinde oldu abi ya. Kafama vura vura yani şut atmayı bana öğretti diyeyim yani. Yani eğer bir oyuncu istiyorsa İlker abi elinden geleni vermeye çalışıyor. İlker abi sayesinde oldu dedim yani. Tamam, güzel. Umut Yaşar demiş ki, güzel bir soru aslında bu. Bunu çok soruyorlar. Botaş biliyorsun Adana'daydın normalde, sonra Ankara'ya taşındı. Sen herhalde Ankara'daki sürecinde hep vardın. Evet. Peki bu taşınmayı nasıl değerlendiriyor kulübün içindeki diğer tecrübeli yöneticilerin veya oyuncuların? Yani nasıl değerlendiriyor dersen abi, yani aslında bu konuda pek bir fikrim yok. Hani ben yani Nesibe'den sonra Botaş'a gitmem gerekti. Gittim ve orada oynadım. Hani bu konu hakkında pek yani biriyle konuşmuşluğum ya da şey yapmışlığım yok açıkçası. Adana zamanından kimse yok değil mi şu an takımda, yönetici olarak veya oyuncu olarak? Şu an kimse yok. Şey, oyuncu olarak Büşra abla sanırım Adana'daydı. Yani yanlış söylemeyeyim, pek bilmiyorum aslında. Seher abla vardı geçen yıl. Hı hı. O da Botaş'taydı sanırım. Bir de Aylin abla diye biliyorum ama yani bu üçü de Botaş altyapısından çıkmış olduğu için diğer oyuncuları pek bilmiyorum. Açıkçası bu yıl zaten bir Büşra abla kaldı hani. Şeyden, Botaş altyapısından, o yüzden odur sanırım. Güzel bir soru daha var. Tuva sormuş gene. Tuva, istediğin kadar sorabilirsin abicim, hiç sıkıntı yok. Abla demiş bir de, Bolending'ini nasıl geliştiriyorsun? Çok soru sordum ama demiş. Sor, istediğin kadar, hiç problem yok. Yok. Tuğan'ı da bizim altyapımızdan, yetenekli oyuncularımızdan biri. 23 Nisan yayınıma geldi o zaman, unutma lafını. 23 Nisan'da genç oyuncuları çıkaracağım 15'er dakikalık, ama anneleriyle babalarından izin almaları lazım. Onlarla katılmaları gerekiyor yayına. Bir 10-15 dakika katılacaklar, takımlarını söyleyecekler, pozisyonlarını söyleyecekler. O zaman yayınıma davetlisin Tuğacığım. Zeynep lafını kesin, kusura bakma, dinliyorum. Yok abi, yok. Bolending'imi nasıl geliştirdim? Ben dediğim gibi TED Koleji'ne gittim. Orada koçum Caner Erda Aydın. Şu an hala TED Koleji'nde devam ediyor mesleğine altyapılarda. O yani onun sayesinde derim abi, bize, benim kendi takımı o zamanki, şey yaptırıyordu abi. Ball handling olsun, ağırlık olsun, koşu programımız olsun, bir düzendeydi abi. Bir gün ağırlık yapıyorsak ertesi gün koşu yapıyorduk salonda, yani salon demeyeyim de sahada, futbol sahasında, ve çok düzenli yapıyorduk biz bunları. Ya bildiğin Süper Lig takımındaki gibi yani çok profesyonel çalışıyorduk. Bu programları da Hilmi abiden alıyordu, Hilmi Taşer. O da şey, önemli. Bu programları ondan alıyordu ve biz çok düzenli çalışıyorduk. Özellikle o yaşta olmama rağmen işte çok özel idman yaptırıyordu. Olarak da fundamental, hani 1'den 5'e kadar herkes fundamental idmanı yaptırıyordu. Bana ayrıca emeği çok, yani çok geçti diyeyim. Yani şu sürece gelmemde onun da emeği vardı. Ya programlı çalışmak, çok fazla tekrar diyorsun anladığım kadarıyla, disiplini ve programlı çalışmak. Forza Beşiktaş basketbol geldi bu arada, bir el saldı onlara. Taraftar grubu. Çok güzel bir soru geldi Hakan Mert 73'ten. Dedi ki, kaç yıl sonra kendini Süper Lig'de görüyorsun? Hedefinde hangi yıl var? Hangi yaşın var? Ya ben açıkçası hani şöyle demedim hiç kendime. Şu yaşımda işte attım, 22 yaşında, 20 yaşında Süper Lig'de oynayacağım. İşte oynamazsam olmaz demedim. Şimdi öncelikle Süper Lig ve milli takım tabii ki de benim de diğer oyuncularda olduğu gibi bir hedefim, ama ben hedeflere giderken küçük adımlar atmanın daha oyuncu için sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü oyuncuyu kaybedebiliyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Hani birden yere çakılıyor ve kalkamıyor. Hani olmuyor diyor. Şimdi mesela şöyle örnek vereyim. İşte burada kimseye kötü bir laf söylemek istemiyorum. Fenerbahçe altyapısından gelişmiş oyuncular, yani iyi seviyede oyuncular birden Süper Lig'e çıkıyorlar ama hani yoklar abi, anladın mı? Hani Fenerbahçe'de doğru, yoklar. Doğru. Ya da Beşiktaş'ta yoklar. Sonra oyuncular nerede? Hani doğru. Birden işte diyor işte ben Fenerbahçe Süper Lig'de oynayacağım ama hani birden down oluyor abi. O yüzden ben TKBL'de oynamak istiyorum. Tabii olmazsa, yani olmayabilir bilmiyorum, ama gelişe gelişe, pişe pişe, hani o ligi özümseye özümseye yukarı çıkarsam daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çok yani o yüzden bir yaş belirlemedim kendime. Çok güzel bir cevap verdin. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Gerçekten de büyümüş de küçülmüş gibisin. Ağzım açık izliyorum seni ya. Boşuna hayran olmamış senin oyununa. Abi ya, estağfurullah. Tuha 654 demiş ki, abla ben savunma yapmaktan nefret ediyorum ama yine de hiç savunma yapabilir miyim demiş. Aslında meali bu ama uzun yazmış başka bir şeyler. Savunma yapmayı sevmiyorum ama yine de iyi yapabilir miyim diyor. Savunma? Ben bilmiyorum ama savunma yapmayı seviyordum. Yani
başlarken de ilk başladığımda da hani ilk maçıma çıktığımda da yani o süreçte de seviyordum. Ya savunma sevdiğim bir şey. Ve özellikle şu anki bulunduğum takım olarak diyeyim, İlker abi, sonra kendisi de sanıyordur. Abi ne kadar sayı attın, kime nasıl pas verdiğin, smash bastığın önemli değil. Savunma yapıyorsan oynarsın abi. Gerçekten İlker abinin felsefesi budur yani. Savunma yapıyorsan sahada kalırsın. Tabii sayı da önemli, rebound da önemli bir katkı ama ilk önce savunma. Hani bir laf vardı, hücum savunmadan başlar. Evet. Yani İlker abi için de öyle. Yani istersen yaparsın diyeyim Tuana. Eğer hani o özelliklerin yoksa, yani bazı insanların ayakları yavaş oluyor, olabiliyor. Benim de çok hızlı değil. Hani bunu kendin bireysel idmanlarda yani halledebilirsin diye düşünüyorum ki daha yaşın küçük. Bak Kemal Karakurt Hoca geldi bu arada. Bosna gelişimin hocası. Gerçekten çok güzel yorumlar. Tebrik ederim diyor senin için. Teşekkür ederim. Vallahi ben de böyle kaldım yani. Genelde genç hocaya biraz çekiniyorlar böyle artık o. Ben de konuşturmaya çalışıyorum falan. Maşallah vallahi süpersin. Sağ ol abi. Umut Yaşar demiş NBA'de hangi oyuncuları beğeniyor? Neşi söylemiş. Ne var başka güncel oyuncularda? Neşi söylemiştim. Tabii ki de Michael Jordan. Zaten yenilerde sanırım bir dizisi çıktı. Böyle her yerde görüyorum. Michael Jordan derdim abi ve Kobe. Allah rahmet eylesin. Kobe derdim. Bir sürü oyuncu var abi ya. Yani sayarım da bir sürü oyuncu var. Kendi pozisyonumda Curry derdim. İşte Steve Nash derdim, Larry Bird derdim. Bu ikisi gerçi şu an emekli ama bunları derdim herhalde guard olarak. Vallahi Larry Bird'ü ben böyle hayal meyal hatırlıyorum. Sen vallahi bravo sana. Bak işin ne kadar ciddi olup demek ki takip ediyorsun. Aferin. Sağ ol abi. Peki daha gerçi yolun çok başındasın ama sana verilen en iyi tavsiye neydi? Onu bana söyleyebilir misin basketbolda? Ve kim ya, verdi? Abi en iyi diyemem. Şimdi benim babam var abi ya, daha doğrusu ailem diyeyim. Annem ve babam bana çok destek verirler. Babamdan almışımdır ama hani bir tane diyemem. Babam hep her konu hakkında, basket olmasa da bana tavsiyeler veriyor ve yani hani diyor ki ben yaptım bunu sen yapma. Hani kötü bir amaçlı değil ama hep yapıcı olmaya çalışıyor ve bana karşı hep şey olur, hani böyle olsun kızım şöyle yaparsın değil de işte şu hatayı yapıyorsun, şunu yapmaman lazım. Hani hep kötü yönlerimi söylerdi. Galiba en iyi aldığı tavsiye budur yani. Yüzüme direkt gerçekleri vururdu. Ben de daha gerçekçi bakardım olaya hani. Şeyi yani insanları suçlamazdım. Hani bir şey olduğu için ben kendi hatam derim. Rıdvan Ekmekçi Hoca'nın yayınını izledin mi? Evet abi izledim. Orada iyi aile var, hatta iyi oyuncu şey var. Hemen de kitabını sipariş ettik. Ya tanımıyordum da senin yayınından sonra baktım hemen. Çok güzel, çok sevindim. Babadan çok arkadaş demiş Ulaş Çetin daha bu arada. Evet, haklı Ulaş abim. Gerçekten öyle ya. Babamla her şeyimi paylaşabilirim abi. Yani arkadaşım gibi, dostum gibi yani. Kaç yaşında çok yardımcı oluyor babam? Babam 49 yaşında. Güzel. Genç de baban. Hadi bakalım. İnşallah hala beraber oynuyorsunuz. Hiç oynadınız mı karşılıklı? Kim kazandı? Ya onun bazı sakatlıklar geçirdiği için, yani pek oynayamıyoruz birlikte ama o da abi 19 yıl hatta 20 yıl amatör futbol oynadı. O yüzden yani bir spor geçmişi olduğu için bazı konularda hani daha yardımcı oluyor bana, hani diğer bir insana göre daha farklı bakabiliyor yani spordan gelen bir insan, hani daha yardımcı olur. Yani birlikte yani bayağı zaman geçiyoruz onun dışında, hani maç yapmasak da konuşur otururuz, maçları izleriz öyle yani. Ufuk Bıyık seninle gurur duyuyorum demiş. Teşekkür ederim abi, ben de. Onu çok seviyorum. Melis babamın Bıyık çok yakın arkadaşı da. Aynen. Melis Bıyık da çok başarılısın demiş. Herhalde o da tanıdığı mı? Kızı mı? O da kızı, evet. Ha, çok küçük yaşında görmüyorum ya. Yanlış bir şey söylemiyorum şimdi. Yok yok abi. Resimler çok küçük ya şimdi. Belki eşi mi kızı mı anlayamadım, o yüzden söyledim. Peki. Abi, ben tanıyorsam zaten söylerim. Tamam. Umut Yaşar demiş ki basketbolda teknik mi önemli yoksa agresiflik mi önemli demiş. Şimdi tek budur ya da budur diyemem. İkisi de gerekli. Çünkü hani şey soruyorlar. İşte karakter mi yoksa ne denir ona? İşte fundamental oyun, ne denir ona? Şu an kelime gelmedi de aklıma. Ne denir? Aklıma kelime gelmedi. Neyse ben oradan gideyim sizin sorunuzla. İkisi de önemli diyorum. Yani agresiflik de olması lazım. Özellikle üst seviyelerde. Çünkü oyuncular sert hani ve güçlü oldukları için, ama diğer kısmı da olması lazım işin. Çünkü birlikte yürüyor bence.
Soğan'a şeyi sormuş aslında, söyledin ama hadi kırmayalım onu. Basketbolcular kimi örnek alıyorsun demiş ama. Işıl'la şeyi söylemiştin, Işıl al benle. Şey ama tekrar bir Işıl al beni söyledim. Işıl al ben. Beğendiğim oyuncuları söylüyorum. Kelsey Plum. Sonra Jefferson var. Galatasaray'da oynamıştı 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Epopa var. O da Beşiktaş. Efendim? Jefferson geçen sene de vardı. Ha evet, evet, evet. Evet. Epopa. Sonra Epopa Beşiktaş'taki. Çok özledim. Bunlar dedim. Yani tabii bir sürü guard var da. Yani hani Büşra ablayı da derim. Olcay ablayı da derim. Ama böyle yani. Şey, karakter mi yetenek mi demişler bu arada? Herhalde oydu değil mi? Ha aynen. Aklıma gelmedi de. Aynen. Karakter mi yetenek mi? Bunu galiba Erdem Hoca'ya da sormuşlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Birine evet. Daha sormuşlardı evet, ama. Tabii. Bence ikisi de lazım ya. Biriyle yani olmuyor. Efendim? Biriyle olmuyor tabii. Yok. Yani ya da yürütürsünüz ama belli bir yerden sonra olmuyor. Hatta bence karakterin bazı şeyleri de aşabileceğine inanıyorum ya ben. Hani bir oyuncuyu sırf karakterli olduğu için alabilirsiniz. Tabii teknik donanımı yeterli olduğu, yani yeterli olması lazım ama yine de karakter yüzünden bile oyuncu transfer edilebilir bence. Benzer performansta iki oyuncu olduğu zaman karakteri daha düzgün olan tercih ediliyor değil mi aslında? Evet, ben olsam öyle tercih ederdim sanırım. Çünkü daha yapıcı olur. Hani takım içindeki sorunlar daha az olur. Özellikle doğru. Kadın basketbolunda. Çok doğru söylüyorsun. Peki boyun kaç Zeynep? Boyum tam 1.68. Sen hilal gibisin, 1.69. Umarım... 1.69, 1.70 diyelim. Hilal de öyle, 1.69 diyordu inatla. Değilsin diye iddia ediyorlardı ama o iddia ediyordu illa ben 1.69'um diye. Bakalım duyuyorsa kulakları çınlasın anında. Peki başka konulardan bahsedelim biraz. En sevdiğin yemek nedir? Abi sarma. Yaprak sarması ama şey zeytinyağlı değil, kıymalı. Oo, yoğurtlu. Yoğurtlu aynen. Peki en sevdiğin film dizileri sayar mısın bize? Ya... En sevdiğim film, ya şöyle şu film diyemem ama ben daha çok insanların otobiyografi tarzında hayat hikayelerini anlatan filmlerden hoşlanırım. Mesela işte Messi'nin hayatını okumuştum, izlemiştim Ronaldo'nun hayatını. Sonra bu müzik grubu tabii de yine de Queen. Queen'i de evet onları da izlemiştim. Bu tarz filmler daha çok hoşuma gidiyor. Yani gerçek bir yaşanmışlık olayı olan. Bravo. Senin işte geldi Suicide Squad'ı falan izliyor ama vallahi bravo sana, helal olsun yani. Ozan Karşı demiş ki çok karakterli ve çalışkan bir oyuncudur. İşine çok saygı gösterir. Her zaman gelişime açıktır. Daha iyi yerlere geleceğinden hiç şüphe yok. Başarısı daim olsun demiş. Ozan abim ya. Ozan abim Nesibe'de koçumdu da benim. Çok severim. İletişimimiz de çok iyiydi bize karşı. Hem de beden eğitimi öğretmeniydi. O yüzden biraz daha ilişkileri daha iyiydi insansal. Yani insani ilişkileri daha farklı. Daha bir psikolog gibi yaklaşıyordu bize. Kendisini de çok severim. Sağ ol Ozan abicim. Tamam. Güzel bir soru bak var. Mazlum Elibol demiş ki basketbolcu olmasaydı ne olurdu demiş. Ya şunu olurdum diyemem de. Ben resim çizmekten çok hoşlanıyorum. Yani resim olmak isterdim tabii. Yani isterdim sadece sanırım. Yavuz Kaya sormuş. Botaş gelişimde oynuyor Zeynep arkadaşlar. Haldun Adar. Bu arada o da benim çok samimi bir arkadaşımdır. Onu da basketbol camiasının tribünlerine kazandırmaya çalışıyoruz. Zorla götürüyorum maçlara. İnşallah başaracağız. Bak çok güzel bir soru var. Bunu aslında sana o yüzden sormuştum ama ben atladım. Şunu çok soruyorlar. Mesela ben 12 yaşındayım. Boyum şu. Sen hatırlıyor musun, atıyorum 12 yaşında kaçtı boyun? 14'te kaçtı? Hani gelişimi hatırlıyor musun? Aslı abi bunu dün sordun da ben de kendi boyumu tam hatırlamıyorum ama ya benim boyum hani böyle bazı oyuncularda olur ya, Belfin dediği gibi birden tap yükseldi. Hani birden uzadı. Bende öyle bir şey olmadı. Zaten boy gereği 68, yani 1.68. Yani ben hep aynı süreçte yavaş yavaş. Bir de bu genetik diye düşünüyorum ben açıkçası. Hani benim annem de babam da çok yani uzun değiller. Hani öyle 1.90, 1.80 yok yani. İyi hadi bakalım. O zaman sende de çok bir anda atma olmadı sende ama periyodik olarak devam et. Peki devam ediyor mu? Yavaş yavaş, normal gelişim sürecinde aynen. Devam ediyor mu? Ya devam ediyor galiba da çok yavaş, hani milim küçük küçük. Umarım da devam eder yani. Bir iki santim daha at da şunu en azından bir 70 ol. Değil mi? Aynen ya. Biz yuvarlayalım bir 70 diyelim abi. Tamam bir 70 güzel.
Peki okuldan basketi bir arada nasıl götürüyorsun? Onu sormuşlar. Zor oluyor mu? Ya şimdi ilk önce şuna değinmek istiyorum. Dün değil de Rıdvan Hoca'yı dinlemiştim 2 gün önce. O demişti ki işte isteyen oyuncu yapar. İşte oğlundan örnek vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama abi şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi oyuncu kafasında koyuyor. Hani ben basketbol oynayacağım. İşte basketçi olacağım. İşte görüyor idolünü. İşte o karakteri, o ablayı görüyor. İşte ben de bunun gibi olacağım diyor. Sonra belli bir yaşa geliyor. Yok TEOG sınavı var. Hani TEOG sınavı şu an adı TEOG. İşte ailesi baskı yapmaya başlıyor. Hani kızım. Hani biraz da derse mi baksan falan. Daha böyle. Sonra kız ya da oyuncu diyeyim kız demeyeyim de. Böyle ikilemde kalıyor. İşte götürebilecek miyim? Sonra birden üniversite sınavı. Zaten oraya giderken kız böyle geliyor, down oluyor ve çoğu aileler de bunu desteklemiyor bence. Ama benim ailem öyle değildi en azından. Ama şu anki süreçte diyeyim en azından ben birlikte götüremiyordum. Hani çünkü sabah idman oluyor abi, akşam idman oluyor. Şimdi geliyorsun eve. Benim arkadaşım vardı geçen yıl, Rabia bu yıl bıraktı, ODTÜ kazandı o da. Abi 3'e 4'e kadar çalışıyordu sabah. Ama yani bu ne kadar sürdürülebilir? Hani ben yapamam şahsen. Hani o kendi şeyi. O yüzden ben yapamıyordum abi. İşte şu süreçte de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Güzel. Yani en azından şu süreci iyi değerlendirmen çok güzel. İyi bir plan yapıp belki işte çok fazla fedakarlık gerektiriyor ama bir şekilde o konuda evet, odaklanman lazım. Çünkü çok tehlikeli bir meslek. Spor sen de biliyorsun her an. Bir anda her şey tersine dönebilir. Allah göstermesin. Evet, ne olacağı bir, aynen abi. Yani B ve C planlarını da çok iyi yapıp onlara da odaklanman lazım. Üniversite lazım. Hadi bakalım. Peki şu takımla ilgili birkaç soru soracağım. Sorayım mı? Sor abi. Tamam. Cimri Pinti mi? Onunla başlayalım. Hadi ağzımdan aldın lafı. Ya takımın öyle cimrisi ve pintisi yok ama yani herkes gerçekten abi hani yani tabii yani her şeyini vermezsin ama yani ben birinden bir şey istesem bir sakıncası olmadığı sürece işte o çorabı da getirir. O yemeği de alır diye düşünüyorum yani öyle bir şey yaşamadık hani kimseyle ama en cömerti dersen abi Derya Kavak derdim herhalde. Benim takım arkadaşımdı bu yıl genç kendisi 2002'de. Abi istediğini verir, alır. Yani eli açık bir insan. İyi ki var. Selam olsun o zaman Derya Kavak'a buradan. Evet. Selamı tamam. Gönderiyorum. Hayatında çok zorlanacaksın Derya'cığım ya. Evet peki, abi. Takımın en şık giyineni kim? En rüküş giyineni kim? Ya rüküş. Rüküş öyle rüküş yok galiba da. İyi yok mu ya? Ya rüküş. Tiyi biraz rüküş sanki ama. Ya tiyi söyleyecektim ama ben şık dersen de yani. Aa iyi tamam. Sen söyle tamam. Bence yani. Şey yani şu an onun fiziğine şey laf etmiyorum ama o fiziğe göre bence çok güzel kıyafetler giyiyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Güzel. Tamam rüküş söylemiyorsun. Rüküş hadi o da tiy olsun. Bilmiyorum yani öyle rüküş dediğim çok abartı dediğim yani yok. İyi tamam hadi geçelim bu soruyu sorulamayalım sen. Tamam takımın en çalışkanı kim en tembeli kim onu söyle bakalım. Ya tembel derken yani tembel yok diyeyim de yani. Tabii herkesin çalışması birbirine göre olmaz da abi. Şimdi böyle bir soru söylenir mi abi? En çalışkanı da bilmiyorum. Ben cevap vermek istemiyorum bu soruya. İyi tamam o zaman bu takım sorularını sormayayım sana. Zeren Ülde demiş ki Aylin Kılıçer çok üzüldü cömertlik konusunda demiş. Hakkını yemişsin onu. Aa, ama abi sen takımda sordun. Evet, şimdi takımda şöyle sordum. Diyeyim. Aylin benim geçen yılki takım arkadaşımdı. Ama ben bu yılki diye düşündüm. Abi Aylin de Derya gibidir yani. Ne istersen verir, alır. Ayrıca da buradan selamlar olsun. Ama geçen yıl olduğu için yani söylemedim. Tamam. Marmara bu arada ayakkabı numaranı sormuş. Ayakkabı numaram 40. 40. Tamam. Yani 40. Oo, Ufuk Büyük demiş ki koronadan sonra ilk basketbol ayakkabısı benden babanın arkadaşın değil mi? Ufuk Bey. Evet evet. Sağ ol Ufuk abi ne diyeyim. Bak bu arada Melis Gülcan gelmiş, hoş gelmiş o da. Melis Hanım şu yayına da sizi bekliyoruz artık, gelin yani. Kırılıyorum size. Botaş Spor'un genç yeteneklerinden öpüyorum minik gardımızı demiş bak senin için. Ay teşekkür ederim Melis abla. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Tamam, Caner Arda Aydın örnek karakter, sporcu, gurur demiş. Duyuyoruz demek istiyor galiba, aynen.
Evet, ben de çok sevdiğim abilerimden bahsettim zaten az önce abi. Aynen. TED Koleji'nde. Hadi bakalım. Tamam. Peki son eklemek istediğin şeyler var mı? Ben sana hayran kalmıştım oyununa. Bugün de gerçekten sana hayran kaldım. İnanılmaz olgunsun. İnşallah her şey senin için çok daha iyi olur kardeşim. Teşekkür ederim abicim ya. Çok sağ ol. Sağ olasın. Sen de böyle yayınlar yapıyorsun. Sağ ol yani. İzliyoruz, takip ediyoruz. Yardım. İyi oluyor en azından şu günlerde evlerde. Valla önerilerinizi bekliyorum artık ne diyeyim. Ben de sonuçta bir seyirciyim sadece ama bakalım bu iş böyle giderse herhalde başka şeyler yapmaya başlayacağım yani. Evet abi. Ya bir önceki yayında anlatmıştım aslında. Ben sadece yani bir şeylere doğru düzgün ulaşamıyordum. Tabii ki birileri gerçekten emek verip bir şeyler yapıyor ama yani her şeyin bir yerde olduğu bir şey yok. Yani bir şeyi başka yerden bakıyorsun maç saatinde. Kadroya başka yerden bakıyorsun. Transfere başka yerden bakıyorsun. Ya onu bir platforma toplayayım en azından. Önce kendi işimi göreyim diye düşünüp bir şey açtım. Ama İyi yapmışsın bu abi. kadar İyi ki ayda buralara açmışsın. sağ olasın. Bu kadar ayda buralara geleceğini de tahmin etmiyorum. Geçen hafta bir akşam biraz sinirlendirdiler beni bir şeyle ilgili. Bir tane veli bana şey dedi. Hani beni o çevirdi. Benim kızıma sen dedi işte bırakırsan kim sahip çıkacak o zaman dedi. O laf bana çok dokundu yani hani gerçekten ben şimdi maçlarına gidiyorum, yayınlıyorum, tanıtmaya çalışıyorum. Abi Ondan boş ver sonra seni. sağ olasın teşekkür ederim. Yani o lafından sonra sağ olsun o beni döndürdü. Gece saat 5'e kadar telefon çaldı zaten. Kusmadı bir türlü. Ben senin altyapıdaki oyunculara önerilerini duymak istiyorum şimdi. Neler önereceksin, neler söyleyeceksin altyapıdaki kardeşlerine ve son olarak görüşlerini almak istiyorum. Ya altyapıdaki oyuncuları değil de velilere daha çok benim söyleyeceğim. Çünkü oyuncular şey oluyor hani nasıl desem sevdiği için, ortamı sevdiği için, oynamayı sevdiği için, o arkadaşlarını sevdiği için gidiyor. Yani küçükken daha çok böyle oluyor. Hani benim öyleydi. Hani çok böyle profesyonel bakmıyorsun ya da yarın ne getireceğini düşünmüyorsun küçükken sonuçta. Ama işte belli bir yaştan sonra bir karar almak zorunda kalıyorsun. Ya yani %99'u böyledir, öyle diyeyim yani. Ve bu karar ya ders ya da spor oluyor. Ve burada işte aileler ve çocuklar hani iyi bir seçim yapmalı. İki taraf da üzülmesin. Özellikle çocuğu kaybetmemek gerekiyor bence böyle durumlarda. Tamam. Yani bu söyleyeceğim hani velilere Tamam. yani. Tebrik ediyorum. Senin bu arada son bir şey sorayım. Senin baban nasıldı maçlarda böyle? Ben şimdi görüyorum bazılarının babası falan delirtiyor çayı sağdaki oyuncuları. Senin baban nasıldı maçlarda? Abi benim babam böyle bazı maçlarda benim babam da böyle mesela hakem bir karar verir ama yanlış olduğu hani bariz görünür ya abi hani çizgiye basmamıştır ya da fauldür bağırır yani benim babamda da hafif o delilik var ama seviyorum ya öyle de gerekiyor bence öyle taraftarlarda. Hadi bakalım. Zeynep her zaman bu hesapta sana kapı açık. Her zaman yerim var. Her zaman da buradayız kardeşim. Bir isteğin olsa. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Hadi ailene selam söyle. Herkese selam söyle. Görüşmek üzere. Senay Zeybe'ye de selam Görüşürüz. söyle bu arada. Selamlar. Tamam hadi görüşürüz.